Herkese merhaba, yeni bir yayınla karşınızdayım. Evet, bu kez bant yayını yapıyorum. İnternetteki problem nedeniyle sizlerle bant yayını ile birlikteyim. Onu baştan belirteyim. Ve dün oynanan maçın ardından gündeme bomba gibi düşen hakem Zorbay Küçük'ün oyun içinde Kerem'le, daha sonra da çıkış tünelinde soyunma odasına giderken ne Arda Turan ve yardımcı teknik adam Necati Ateş'le olan diyaloglarını hep birlikte takip ettik. Bugün de teknik direktör Fatih Terim Galatasaray Televizyonu'na çıkarak açıklamalarda bulundu. Yine bir bant yayınıydı çünkü anladığım kadarıyla ceza almamak için birazcık montajlayıp daha sonra yayına verdiler. Ve benim izlediğim kadarıyla da Fatih Terim'e ceza verebilecekleri bir durum yoktu. Fatih Terim olayı özetleyen, dün gece yaşananları özetleyen, hakem hataları nedeniyle sorular sorduğu ve cevap istediği aslında futbolun bir paydaşı olarak 50 yıldır futbolun içinde olduğunu özellikle altını çizerek bir açıklamada bulundu ve sorular sordu. Herhangi bir kimseye hakaret yoktu ama vermek isteyen Futbol Federasyonu ceza vermek istedikten sonra tabii mutlaka bir kulüp takar, bir yolunu bulur. Fatih Terim'i eğer disiplin kuruluna sevk etmek istiyorlarsa kılıfına uydurup bunu yaparlar. Orasını zaten hepimiz biliyoruz ve bizi şaşırtan bir durum yok. Ancak hukuki anlamda incelenecek olursa herhangi bir hakaret, herhangi bir rahatsız edici veya cezayı gerektirecek bir şey ben görmedim. Ama tabii hakemlerle ilgili özellikle işte hakemlerin maça çıkmasıyla ilgili hani o kafalarında böyle bir şey mi var, bunu mu düşünerek çıkıyorlar, bunu mu Futbol Federasyonu bu mesajı mı veriyor cümlelerinden yine bir kulp takabilirler. Orası ayrı bir mevzu. Şimdi dünden başlayalım önce. Çünkü dün gece maçtan sonra yaşananlarla ilgili herhangi bir yorum yapamadım yayın nedeniyle. Şimdi oraya gelelim. Bir kere Zorbay Küçük denen, daha FIFA kokartını yeni takacak olan bir hakem, Galatasaray takım kaptanıyla, Galatasaray'ın milli takımda oynayan gencecik yıldızıyla veya Galatasaray'ın herhangi bir futbolcusuyla veyahut da Türkiye Süper Ligi'nde forma giyen herhangi bir oyuncuyla bu şekilde konuşma hakkına sahip değil. Fatih Terim'in de söylediği gibi tırnak içinde, nasıl ki futbolculara, teknik adamlara ceza veriliyorsa bu gibi durumlarda, hakeme de bir ceza verilmesi gerekli. Burası ayrı bir alan, ancak maç içinde yaşanan, işte goalan kelimesi, Kerem'in bunu duyup neden böyle konuşuyorsunuz sorusuna sert yanıt vermesi, ki maç içindeki mimiklerini hep birlikte zaten ekran başında da fark ettik ve gördük. Ardından Kerem için, Necati Ateş'in, Kerem'in bu şikayeti üzerine, olanları anlatması üzerine, Necati Ateş'in hakeme devre arasında sorduğu soru üzerine, hakemin yine Kerem için yalancı demesi veya yalan konuşuyor ifadesini, artık tam olarak bilmiyoruz, kullanması. Bunlar işte Galatasaray'ın iki hafta önce burada, iki hafta değil geçen hafta yayın yaptık ya, işte sahada değil masa başında da kaybediyor. Masada da kaybediyor Galatasaray. Çünkü iyi temsil edilemiyor tezimizin veya bu tespitimizin ne kadar haklı olduğunun bir göstergesi. Çünkü hakemler dişlerini geçirebildiklerine demek ki bu tip muameleleri yapıyorlar. Kim bilir Anadolu takımlarında neler neler oluyor, Anadolu takımlarının maçlarında, Anadolu takımı oyuncularına neler neler yapıyorlar. Tabii onlar medyada veya işte kamuoyunda yeterli yer bulamadıkları için belki bunları bizler de atlıyoruz, hiç konuşmuyoruz. Ancak Zorbay Küçük'ün kafasında neler vardı bilinmez bu maça çıkarken. Ama maç içindeki mimikleri, onun o şimdi anlatılan bu hadiseleri de gerçekleştirme ihtimalini boşa çıkarmıyor. Yani bize bunu zaten hani yapmaz dedirtmiyor.
Tabii burada Fatih Terim'in yine altını çizdiği soyunma odası koridoru görüntülerinin mutlaka ve mutlaka hem federasyon tarafından hem de Galatasaray Kulübü tarafından nasıl prosedür bilmiyorum ama bu olayların mutlaka net bir şekilde anlaşılabilmesi için yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray Kulübü'nün teknik direktörünün, yardımcı antrenörünün ve oyuncularının bir iddiası var. Karşı taraf ne diyor, nasıl bir savunma yapacak bilmiyoruz ki maçın temsilcisi de rapor edeceğini söylemiş. Şimdi nasıl bir tutum alacak Futbol Federasyonu veya nasıl bir ceza gelecek bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bu Galatasaraylı oyunculara bu şekilde muamele yapabilme cüretini gösteren bir hakemin, üstelik çok genç bir hakemin, üzülüyorum da bunları bu ifadeleri kullanırken, yani daha bir şey olmadan, hani derler ya daha cin olmadan adam çarpıyorsun diye bir tabir vardır. Hani bunu biraz böyle isimli, daha böyle eski hakemlerin böyle bu tip ifadelerini biliyoruz. Fırat Aydınus'u daha önce işte Mete Kalkava'nın o mimiklerini biliyoruz. Ancak daha bu kadar mesleğinin başında genç bir hakemin, daha yeni FIFA kokartı takmaya hak kazanan bir hakemin bu tip bir tutum içinde olması tabii bizim de haftalardır altını çizdiğimiz ki geçen hafta burada Sivas maçından sonra bir yayın yapmıştım. Bugün Fatih Terim'in söylediği şeyleri hatırlarsınız. Bir örnek vermiştim orada. Demiştim ki Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen Rizespor maçındaki o algının ardından veya işte yaptıkları hatanın ardından ki ben hani söyledim Cagney'in pozisyonunda birkaç kez. 9 haftadır maç alamıyorlar. Ve dedim ki Galatasaray aleyhine hata yapanlar böyle cezalandırırken lehine hata yapanlar yine örnek verdim Sivas maçının hakemi Ümit Öztürk. Bugün Fatih Terim aynı şeyleri söyledi. Dikkat etmişsinizdir. Geçen hafta yayını izleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Malatya maçının VAR hakemiydi Ümit Öztürk. Bir hafta sonra Galatasaray'ın Sivas maçını atadı Futbol Federasyonu. Dalga geçercesine bu ifademi de hatırlarsınız. Yine Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler Galatasaray maçında hata yapan VAR'da veya sahada kim varsa hepsi ödüllendirildi ve bir hafta sonra maç aldılar. Ve dedim ki işte hakemlere bu şekilde mesaj verdiler. Vermeye de devam ediyorlar. Fatih Terim de bugün bunları ifade etti. Yani bana sürpriz olan bir şey yoktu. Dün gece perde arkasının bir de Fatih Terim'in ağzından dinledik. Yani burada tabii işin kötü yanı işte Fatih Terim ben diyordum yani Fenerbahçe maçından sonra niye çıkıp konuşmadı? Lazio maçından önce hatırlarsınız bir bu Ümit Öztürk olayına bir dikkat çekti. Hemen Ümit Öztürk'ü Sivas maçına verdiler. Fatih Terim konuşmadı, konuşmadı. Galatasaray 4 hafta işte hakem hataları, kötü oyun. Ben hep söylüyorum sadece hakem hatalarına bağlayan Galatasaraylılardan değilim. Birikti, birikti, birikti. Bugün baktı ki yine yönetimden ne konuşan var ne itiraz eden. Dün gece trajikomik bir açıklama. Tahsis hatalarla dolu yani kelime harf hatalarıyla dolu inanılmaz acemice ve amatörce hazırlanmış sinek vızıltısı etkisinde çok açık söyleyeyim gecenin o saatinde Galatasaray Kulübü açıklama yapınca gündem olmalı ama hiçbir anlamı olmayan hala niyet sorgulayan işte böyle yaparsanız işte böyle olduğunu bize karşı bir art niyet olduğunu düşünürüz gibilerinden bir açıklama. Daha neyini düşünüyorlarsa, ne ispat arıyorlarsa. Bu açıklamadan tatmin olmayan Fatih Terim'in de bugün konuşması artık kaçınılmazdı. Bir anlamda Fatih Terim yönetimin yapamadığını yapmış oldu. Yönetim de bir kez daha sınıfta kaldı. Üstelik bu kez Fatih Terim onların sınıfta kalışını ilan etmiş oldu. Şimdi biz ne diyoruz hep haftalardır? Fatih Terim saha içinde kalmalı. Konuşacaklar konuşmalı. Burada geçen sene geçtiğimiz yönetimi eleştirirken de hep söylüyorum. Çıkın konuşun. Sizin ceza olmanız bir şey ifade etmez. Siz gidersiniz şeref tribününde değil de locanızda yine maçı seyredersiniz. 6 ay ceza alsanız ne olur? 1 yıl ceza alsanız ne olur? Sanki gidip şeref tribününde mi izliyorsunuz bütün maçları? Ama takımın teknik direktörü konuştuğunda 6 hafta, 8 hafta, 10 hafta cezayla karşı karşıya kalıyor.
kalacaktı. Ama ben Fenerbahçe maçından sonra niye kızdım? Neden üzüldüm? Fatih Terim bile bile ladesi oldu. Madem bile bile ladesi olmuşken o zaman şu açıklamayı da keşke o zaman yapsaydı. Hiç olmazsa aynı cezanın içinde daha fazla vermeye teşebbüs edemezlerdi. Ama şimdi belki de bilemiyorum yani niyetleri o kadar kötü ki çünkü. Yani buradan da bana göre hiçbir ceza vermemeleri gereken bir açıklamadan yine bir şeyler bulup yapabilirler. Yine niyet okuyup veya yine o sorulardan rahatsız olup yeni bir ceza daha verebilirler. Bunun da nedeni bizim yönetim olur yine. Galatasaray yönetimi gerekli tepkiyi veremeyip konuşmadığı için Fatih Terim çıkıp konuşuyor ve cezayı yine o alabilir. Bu da yanlış. Galatasaray yönetiminin buna müsaade etmemesi lazım. Bu ortamın oluşmaması lazım. Çıkıp Galatasaray'ın hakkını kim savunacaksa kulüp sözcüsü, yönetim sözcüsü, başkan, yönetici sıcağı sıcağına. Öyle basit uyduruk bir açıklamayla değil. Kim savunacaksa anında savunmalı. Fatih Terim sahada yaptıklarının ve yapamadıklarının sorumlusu olmalı. Ne oldu şimdi bugün? Bakıyorsunuz sosyal medyada. Aynı herkes şimdi böyle düşünmüyor mu? Yönetimin yapamadığını Fatih Terim yaptı. Burak Elmas'a tepki haklı olarak. Ne oldu şimdi Sayın Elmas? Siz bu işleri bitirmek için Galatasaray'a gelip geçmiş yönetimin aynı şekilde aynı sorunları, aynı sıkıntıları yaşatmaya devam ediyorsunuz. Fatih Terim kötü oyun nedeniyle bunlar nedeniyle zaten eleştiremiyoruz artık o duruma geldik. Eleştirince millet vay federasyon falan filan herkes isyan ediyor. Oysa ki oyunun içinde sorgulanması gereken hatalar çok ama bugün gündem Fatih Terim'in veya işte hakemlerin hataları, hakemin haddini bilmez davranışları ki Galatasaray'ı masada güçsüz gördükleri için sahada da güçsüz görüyorlar. Ve tıpkı zayıf bir takımın oyuncusuna davranır gibi davranıyorlar. Hakemler de maç seçer, hakemler de çok uyanıktır. Ama eskiden Galatasaray'a bunları yapamazlardı. Galatasaray'ın içinde bir değil, iki değil, üç değil, beş lider oyuncu birden vardı. Hakem gelip de ağzını açamazdı Galatasaraylı oyuncuya. Buna cesaret bile edemezlerdi. Ama şimdi vurun abalıya şeklinde hepsi birden. Kraldan çok kralcı deyimi vardır bilir misiniz? Bilirsiniz mutlaka. Yani birisi birinden bir yetki aldığında o yetkiliden daha fazla yetkiliymiş gibi davranır ve o oluşan algıda kendi kendine o üstteki tarafa krala yalakalık yapmak için daha fazlasını yapar, daha zalimlik yapar, daha agresif olur, daha saldırır. İşte Futbol Federasyonu ve hakemlerin durumu da şu anda bu. Futbol Federasyonu Galatasaray'la olan münasebetini biliyorlar ve kendilerine pay çıkaran kötü niyetli hakemler de kraldan çok kralcılık yaparak her hafta yeni bir skandala imza atıyorlar. Ama bunun nedeni Galatasaray'ın hem sahada hem de masada güçsüz oluşu. Sahada iyi oyunuyla cevap veremiyor bazı şeylere. Masada da, saha dışında da Galatasaray'ın hakları yeterince ve iyi bir şekilde savunulmuyor. Galatasaray'ı güçsüz gören çakallar da, sırtlanlar da hep birlikte saldırıyorlar aslana. Durum bu. Hani ormana çevirirse kişi, ormanın kralı aslana, sırtlan sürüsü görüyor ki zayıf, çelimsiz, güçsüz şu anda. Hep birlikte saldırıyorlar. Mecazi anlamda da durum bu. Ama kaçırdığımız şey, bütün bunlar olurken yine biz eskiye dönüyoruz. Yani yine geçtiğimiz yıllara dönüyoruz. Büyük umutlarla işte Galatasaray'ı savunacak diye gelen yönetim, ne sahadaki kötü oyunun raporunu alabiliyor. Ne de Galatasaray'ın hakkını Futbol Federasyonu'na karşı savunabiliyor ki bunun da başka sebepleri olduğunu düşünüyorum artık. Dile getiriyorum sık sık. Ama bugün Fatih Terim yaptığı açıklamayla aslında onları da taça çıkarttı. Çünkü zaten Rezan Epözdemir olayı nedeniyle patlak veren kriz. Bir de üzerine bu geldi. Şu anda hiç kusura bakmasınlar. Galatasaray'ın haklarını savunamayan bir yönetim durumundalar. Ki hocaları ceza alma
riskine rağmen çıkıp bugün bu açıklamayı yapıyor. Ona bile bir şey diyemiyorlar. Yani hocam sen yapma, bırak biz konuşuruz. Ceza alacaksak da biz alırız diyebilen bir baba yiğit de yok Galatasaray'da. Durum bu. Benim gördüğüm vaziyet bu. Yerinde ve zamanında konuşulmayan hiçbir şey etki etmiyor maalesef. Ve bugün bu duruma gelindiyse, bu 5 haftadır, 4 haftadır çoğuna, bazılarına göre hakem hatası, bana göre hakem hataları artı kötü oyunla birlikte Galatasaray'ın 18 puan geride olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zamanında yapılmayan açıklamalar nedeniyle Galatasaray vakit kaybetmeye, sezonu kaybetmeye devam ediyor. Birileri ipe bakıyor, cambaza bakıyor ama arkasındaki oyunları kaçırıyor. Birileri de kim ne hata yaparsa yapsın toz kondurmamaya, kendi penceresinden bakmaya ve maalesef gerçekleri ıskalamaya devam ediyor. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.